hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Evet, hiç anlamadığım bir konu belki ama bugün hep birlikte mum yapıyor olacağız. Hadi ne duruyoruz? Kanalına göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün Değirmendere'de RG Atölye Yaratım'da beraber olacağız sizlerle birlikte. Mum yapımına dair bütün incelikleri birazdan öğreneceğim. O zaman hadi ne duruyoruz? Mum yapalım. RG Atölye Yaratım'ın mutfağındayız. Bu mutfakta çok güzel mumlar yapılıyor ve hepsi kişiye özel, özel siparişle olan mumlar. Şimdi Reyhan Hanım ve Gülden Hanım'ı tanıyalım. Onlarla birlikte çok güzel bir çalışma yapalım. Şimdi mum yapacağız. Çok heyecanlıyım çünkü ben ilk defa böyle bir işin içerisine giriyorum. Atölye biraz önce söylediğim gibi Gülden Hanım ve Reyhan Hanım'ın ortaklığıyla birlikte açılmış bir yer. Ben öncelikle onları tanımak istiyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim her ikinize de. Burası açıldığı günden beri gelmek istiyordum fakat bir türlü kısmet olmadı. Azıcık sizden, atölyenin geçmişinden, başlangıcından bahsedebilirseniz, öğrenebilirsek çok seviniriz. İşte yaklaşık 2017'nin yaz ayında emekli olmakla birlikte Değirmendere'de tabii canım sıkılınca ne yapalım? Hem komşum aynı zamanda Reyhan Hanım, onunla birlikte mum kursuna yazıldık. Ondan sonra işte mum kursunda böyle ben zaten hayatım boyunca devamlı evimde mum yakmış bir insanım. Böyle çok da seviyordum mum yapmasını. Tabii sadece kursta bir gün dökemiyorsunuz. Yani döküyorsunuz, öbür hafta çıkarıyorsunuz. Reyhan Hanım'ın da burası kafesiydi. Ama kapatmıştı kafeyi. Ya birden dedi, evde hani kirletiyoruz ortalığı. Gel dükkanda dökmeye başlayalım dedi. Biz böyle kapanıyorduk buraya işte. Güzel mumları falan döküyorduk. Sonra Volkan dedi ki, ya siz bu işi gelin şeye çevirin. Hani profesyonel çevirin. Tasarım üzerine çalışın. Böyle dükkanı işte bu zaman değiştirdik dekorasyonunu. Böyle 1 Mayıs'ta açılışını yaptık. O günden beri de bu şekilde çalışıyoruz. Süper de olmuş. Aslında sizin dükkanınız olması da bir nevi yer açısından çok iyi olmuş. Bayağı avantaj oldu. Reyhan Hanım'ın şey yeteneği çok fazla. Hani resim, çizgi, o yani o böyle her şeyi sağ olsun o yaratıyor. Süper. Şekilleriyle. Tasarımların bitiyor evet. Aslında. Aynen resimler, evet çıkıyor. Resimler çizme çok Reyhan'ın şey başarısı. Böyle beraber yaratmaya çalışıyoruz bir sürü şeyi. Süper de olmuş. Peki bugün ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl başlayacağız? Ben hiç bilmiyorum mum yapmayı. Sizin başlangıç paketiniz mum için. Şu galiba. Evet. Şöyle. Onunla başlıyorsunuz. Evet. Bunun içinde işte parafininiz, fitiliniz, fitiller şeye göre, fitil mumların kalınlığına göre fitiller. Bu şey, bu parafin. Parafin. Parafin, boyası, işte kullanacağınız istediğiniz renk. Bunlar da sabitleyici mumu döktükten sonra. Böyle paketler mesela sizde gelenler paket olarak alabiliyor mu? Tabii. Böyle satıyorsunuz. Aha, başlangıç paketi onlar. Evde isterlerse bunlardan yapabilirler. Aynen biliyorlar. Hı-hı. Tamam. Bir de mumda her şey, düşünebildiğiniz her şey kalıp olabiliyor. Yani aklınıza gelebilen her şey markette gördüğünüz bir kere, mesela Pringles'tan bir kerelik mum çıkarabiliyorsunuz. Evet, süper. İyi düşündünüz. Düşün, evet. Güzel bir şeymiş gerçekten. Kalıp olarak kullanabiliyorsunuz. Yani kalıp olarak kullanabiliyorsunuz. Tamam. Ondan sonra zaten mumu yapmayı öğrendikten sonra evinizdeki her objeye kalıp gözüyle bakıyorsunuz. Ben bugün şey diye paylaştım. Dedim ki ben mum atölyesine gideceğim ve dedim bu saatten sonra artık her gittiğim yere mum götürmeye karar verdim. Eğer yapabilirsem evde yapacağım inşallah. Yaparsın. Peki bu kadar
şey yeterli mi bir mum yapmak için? İşte şöyle mesela sizin oradaki mumlarınızdan yani ne istediğinize bağlı. Hı-hı. Hani kalıbın büyüklüğü, küçüklüğü. Renk belki değişebilir. Renk değişebilir. Parafinin sayısı artabilir vesaire. Aynen. Tamam. Bugün bir 5-6 tane herhalde mum yapacağız. Aynen. Süper. Bugün yılbaşı mumları yapacağız. Yılbaşı çünkü yeni yıl yaklaşıyor. Yani. Her yerde böyle yeni yıl temalı şeyler var. Biz de bugün yılbaşı temalı mum yapacağız. Başlayalım isterseniz. Başlayalım o zaman. Evet, şimdi ne yapacağız? O zaman hadi ne duruyoruz? Mum yapalım. Hadi evet. Şimdi bu sizin parafininiz. Tamam. 1 kilo parafin var bunun içinde. Ona 100 gram sterik asit koyacağız ki parafinimiz sertleşsin, mumumuz güzel yansın tamam. diye. Nasıl? Şey yapıyorsunuz, şimdi buradan alıyoruz. Hı. İlk önce siz parafinlerinizi bunun içine atıyorsunuz. Eriteceğiz ya ben marin usulü. Tamam. Bunları böyle tek tek atabilirsiniz. Nasıl mı? O sığmayabilir. Şöyle yapalım. Küçükleri atalım. Küçükleri atalım. İçinde zaten burası bir atölye olduğu için içinde zaten parafin tabii. var birazcık. Tamam. Şöyle 100 gram da sterik asiti tartalım. Siz şöyle koyun. Hı-hı. Dökelim onu evet. şimdi. Biraz daha alacağız. Hı-hı. Tamam. Tamam. Dökebiliriz. Tamam. Şimdi bunu ben marin usulü eritmek için bu tarafa alacağız. Şimdi mum yapmaya gidiyoruz. Bakalım benden nasıl bir şey çıkacak. Parafinimizi ısıttık benmari usulü. Yanmasın diye benmari usulü ısıtılmak gerekiyormuş, ısıtılması gerekiyormuş. Şimdi parafinimizi iki tane ayrı kaba koyduk ve bu kapları birazcık renklendirdik. Yılbaşı temalı tabii ki kırmızı ve yeşil olacaktı. Mumlarımızın içerisine yani parafinlerin içerisine böyle sabun kokusu, Hindistan cevizi kokusu vesaire dökebiliyormuşuz. Şimdi birazcık sabun kokusu dökeceğim. Çok güzel kokuyor. Bu kadar yeterdir diye düşünüyorum. Yeterli. Şimdi bakalım devam edelim. Birkaç tane böyle ağaç mum, kütük mum, işte çam ağacı vesaire görmüştük. Onlar biraz daha pürüzlü olanlar. Bir sonraki aşamada aslında onları nasıl pürüzlü hale getirdiğimizi öğreneceğim yüksek ihtimal. Ama şu anda benim için favori olanı yapacağız. Şöyle bir top ve dışı pürüzsüz o kadar güzel ki. Şimdi onun için yine yeşil rengi alıyorum. Şimdi bunların kuruma süreleri ne kadar? Şimdi onlar 2 saat duracaklar. 2 saat duracaklar. 2 saat sonra kalıptan çıkaracağız. Çıkacaklar. Maksimum 2 saat yeterlidir. Yani aslında 2-3 saat yeterli ama hava biraz daha serin olduğu için daha şey... 2 saat bekliyoruz. 2 saat sonra görüşürüz. Şimdi aslında evde nasıl yapılır ve en kolay yöntemi nasıldır? İlla bir atölyeye ihtiyaç var mıdır ya da bir kursa ihtiyaç var mıdır diye düşünürken siz bana çok güzel bir çatal verdiniz. Ve bu çatalla ne yapacağız? Çatalla mumumuzu kütük şeklinde, çatalı çizerek mumu evet, aşağıdan şey. Yukarı ya da kavis vererek budak şeklinde budak şekillendirebiliyorsunuz. Yani çok kolay aslında evde yapmak da. Yani ev hanımları için, evde olanlar ve mum yapmak isteyenler için bir adet çatal yeterli olacaktır. O zaman yapalım isterseniz. Tamam.
Benimki kurma aşamasında olduğu için herhalde yüksek ihtimal bununla yapacağız. Zaten şöyle gösterebilirim. Dışı, normalde bu düz bir kalıba koyduk ama dışı böyle kütük. Bildiğiniz kütük gibi. Ve şöyle herhalde çatalı çekilmeden... Evet, çatal. Varmış aslında her türlü istediğin yöne doğru tabii yapabilirsiniz. Ve böyle bakınca aslında ilk şey diye düşünüyor insan. Çatalla yapınca ya işte iz kalır, iz belki bir çok sert bastırırım ya da hafif bastırırım. Aslında hafif bastırsak biraz daha güzel olabilir böyle. Ve şey ama böyle koyduğunuz zaman şeyine kalmış. Güzel duruyor böyle koyduğunuz zaman. İnsan bunlara kıyamaz ya. Gerçekten bunlara kıyamaz. Ben geçtiğimiz aylarda hatırlamıyorum, Mayıs ayında pardon anneler gününde babam tanışmış ilk olarak burasıyla ve bana anneler gününde bir tane böyle bira şeklinde bir mum hediye almış sizden. Bir sene geçecek neredeyse üzerinden ve ben hala onu kullanamadım çünkü kıyamıyorum buradaki mumlara. Hepsi özenle yapılıyor ve özel olarak yapılıyor. Bir tane mumdan arda arda yapıyor musunuz peki? Mesela atıyorum, biraz önce gördüm, Noel babalar var, yılbaşı tabii geliyor. Bunların arda arda yapmanızın sebebi nedir? Sebebi siparişler, insanlar. Yeni yıl geliyor yeni tabii. Yeni yıl geliyor. İşte arkadaşlarına, iş çevrelerine hediye vermek için sipariş verdiler. Onlar yarın İstanbul'a gitmek üzere yola çıkacaklar. Ay, peki yılbaşı için böyle yılbaşı gibi başka zamanlarda yaptığınız özel hediyeler var mı? Yani şey, insanların evlerine mesela bir tasarım yaptık, göstereyim mi onu size? Süper olur, merak ettim. Peki yılbaşı temalı, okey, yılbaşı temalı şeyler yapıyorsunuz ama bunun dışında, yılbaşı temanın dışında ne gibi sürprizler var RG atölye yaratımında? Yani herkesin tasarımına göre, fikirlerine göre, evine göre, evinin, eşyalarının rengine göre. Mesela geçenlerde Herbalife'daki Mina Hanım bunu sipariş etti. Eşine yaptı. Eşinle kendisi, şey. Evet. Görüyorsunuz eşiyle belki. Eşiyle kendisinin baş harfleri, kalp. Çok güzel. Almaya gelmedi mi? Almaya gitmiş, gelip alacak. Çok güzel. Böyle demek ki harf şeklinde tabii kalıplar da var. Harfler var. Nar var. Nar var. Evet. Nar yılbaşı geliyor diye nar da çok uğurludur ya genelde. Bereket. Mesela öğretmenler gününde bir şey yaptınız mı geçen öğretmenler gününde meleklerden, benim melek öğretmenim diye. 10 Kasım'da şöyle alabiliriz. 10 Kasım'da Atatürklü yaptık. Evet. İşte her şey keyifli. Eskiden böyle hep çanta, ayakkabı, kıyafet vesaire aynen alınırken artık kişiye özel böyle hediyeler alınması, çünkü bir emek sarf edilen hediyeler çok güzel oluyor. Tamam, o zaman devam edebiliriz isterseniz Reyhan Hanım. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? En sevdiklerimden biri çam ağacıyla devam ediyoruz. Çam ağacımıza eritmiş olduğumuz mumumuzun, parafinimizin hafif donmasını bekliyoruz. Donduktan sonra ben bir kaşık yardımıyla akıtarak parafini döktünüz üstüne üzere. Parafini döküyorsunuz ya da eritme olarak yapabiliyorsunuz. İki türlü de yapabiliyorsunuz. Bunu akıtarak isterseniz tamam yapalım. Yapalım. O zaman parafini alalım. Yılbaşı temalı yapıyoruz ya mumlarımızı. Onlardan biri de bu. Şimdi bu mumu çok beğendim. Yanları çok güzel. Ve pürüzsüz bir şekilde çıkmış. Çünkü üfledik. Değil mi? İlk yapılırken üfledik, yanlarda böyle herhangi bir baloncuk vesaire çıkmasın diye. Bu en sevdiğim mumlardan biri oldu. Aslında buna çok böyle özenerek yapmamıştım ama asıl özenerek yaptığımı size gösteriyorum, o da bu. Ya o kadar pürüzsüz ve o kadar güzel ki gerçekten hiçbirini zaten yakmaya kıyamayacağım. O yüzden bunlar sonsuza dek evimin bir köşesinde süs olarak kalacaklar. Tabii bu işin bir de boyama kısmı var. Evet, bunları boyamadık belki. Parafinleri renklendirdik çünkü. Ama birazdan şöyle bir Noel Baba'yı boyuyor olacağız. Umarım boyada marifetli olurum. Olursunuz. Nasıl yapacağız? Beyazımızı alıyorum. Tamam. Düşünüyorum. Kırmızı geçer yanına. Kapatır. Sizin derhal burada mum kursu vermeniz lazım ve benim gelmem lazım. Ben evde yapamam bu kadar. Burada yapmak daha güzel. Evde çok zor zaten. Çok. Yani şey,
Yerinde yapacaksınız bunları ya. Her şeyi yerinde yapacaksınız. Bıyıklarını, sakalını... Şöyle örnek koyayım da evet. Karşınıza. Bugün hadi ne duruyoruz dedik ve mum yapalım diye konuştuk ve Değirmendere'de RG Atölye Yaratma misafir olduk. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok güzel bir atölyeye geçirdiniz sayenizde. Birbirinden güzel mumlarım oldu. Çok keyifli. Hatta şöyle ki bu melek mum da bana Reyhan Hanım ve Gülden Hanım'ın hediyesiymiş. Yine çok teşekkür ediyorum. Hep bugün çok teşekkür etmekle geçti ama ben aslında bu videonun sonuna yaklaşırken bir şey sormak istiyorum. İnternet adresiniz var. Yani Instagram kullanıyorsunuz. Onu zaten aşağıya muhakkak not olarak bırakacağım Instagram adresinizi. Instagram adresinde insanlar oradan sipariş verebilirler mi? Ya da telefonla, e-mail ile vesaire nasıl siparişler alırsınız? Hem direkt mesajdan alabiliyoruz hem de WhatsApp üzerinden de alabiliyoruz. Telefon numaramız falan hepsi yazılı. Onu da yazarım aşağıya. Yani Aydın'a, Denizli'ye falan gönderdik. Ah, gönderdiniz. Evet. Peki Instagram sayfanızda böyle malzemeleri vesaire görebileceğiniz bir paylaşımlarınız oluyordur yüksek Malzemeleri daha önce paylaşmıştık ama her dakika paylaşmıyoruz tabii. Bu şeyi merak ediyorum. İlk önce videoya başlarken aslında şöyle bir şey söylemişsiniz. Bir başlangıç paketimiz var. Evet. Bunun içerisinde bunları aldıktan sonra ufak tefek kalıplarla evde mum yapılabilir. Bunların fiyatları açısından bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani maliyetli midir evde mum yapmak? Yoksa her kesime hitap edebilir mi? Her kesime hitap edebilir. Yani hiç düşünmediğiniz, işte anlattığım bir cips paketi bile, kutusu bile şey olarak kullanılabiliyor mum şeyi. İşte yoğurt kapları. Yani maliyeti parafin pahalı. Yani parafin öyle çok ucuz bir şey değil. Bir de hani evde yapmak gerçekten çok zor. Evet, çünkü çok kirleniyor etraf. Hani böyle bir atölyede yapmak çok daha mantıklı. Peki bütçeleri kaç TL ve kaç TL arasında oynuyor? Net bir fiyat vermeyeceğim. 50 lirayla 100 lira arasında. Aslında her bütçeye de uygun. Yani 1 kilodan bir tane kütük mum da yapabilir. Ama küçük objelerden birkaç tane şeyle yaratabilir. Aslında biraz önce söylediğiniz gibi yapım aşaması birazcık zor olduğundan dolayı tüm takipçilerime önerimdir. Muhakkak buraya gelin, burada yapın. Çünkü herkese kapıları açık ve gelen de malzemeleri aldıktan sonra burada çok güzel mumlar yapabilir diye düşünüyorum. Hem mum yaparsınız, hem boyarsınız. Hem de Değirmendere'de çok güzel bir yerdeler. Hem de çok güler yüzlüler. O yüzden burayı muhakkak sizlere tavsiye ediyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sizinle tanıştığıma çok mutlu sizin oldum. Sizin gibi zarif, kibar bir insanla tanıştığımız için çok mutlu olduk. Ayrıca çiçekler için de çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Bugün Değirmendere'nin en tatlı mekanlarından birinde RG Atölye Yaratım'daydık. Ne yaptık? Çok güzel mumlar yaptık yılbaşı için. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup, şuradan bir yerden galiba, abone olup bizleri takip ederseniz çok seviniriz. Yanda da bir zil butonu var. Eğer o zil butonuna basarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşça kalın.